tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk Sude. Bu hafta sınav haftası. Ne düşünüyorsun? Okullar açılalı 3 hafta oldu. Hemen sınav yaptırıyorlar. Ya bu pandemiden dolayı çok geri kaldı biliyorsunuz. Ne yapacağız? Çalışacağız mı? Boş yere mi toplandık? Çalışacağız tabii. Siz hangi konulardasın? Biz üssü ve doğal sayılar. Hayır ya, daha konuyu bilmiyorsun. Doğal sayılarla işlemlerde doğal sayılar birincisi mi? Evet, Sude doğru söylüyor. Keşke bize de konuları öğreten özel bir hocamız olsaydı. Sude, Valide'yi çağıralım mı? Ya, geçen kulağını çekti, hala akıllanmadın. Tekrardan çağırmak istiyorsun. Evet, biliyorum ki geçenki soruda bilemediğinde kulağım çekmişti. Valide hoca kim ya? Deli öğretmen. Niye öyle dedin ya? Korktum şimdi. Ya. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz? Anne, dersle alakalı konuşuyoruz. Valla bana hiç dersle alakalı gelmedi. Burada kaynatıyorsunuz hep beraber. Yok Salih abla, estağfurullah. Sınav haftası. Sınavsa çalışın o zaman. Salih abla, bu hafta sınavımız var. Zorlanıyoruz. Bak, beni kızdırmayın. Valide hocayı çağırırım. Anne, Valide hocayı çağırmasak? Sizin haddinizden ancak o gelir. Valla benim derslerimi çağır Salih abla. Bak kaşınma, gördüğün zaman şaşırırsın. Şaşamaz mı? Sanırsam sen eline cetvel yemek istiyorsun. Hiçbir şey anlamadım ben ya. Siz şimdi görürsünüz. Ben şimdi Valide hocayı arıyorum. Sizi hepinizi sınava sokacağım. Görürsünüz. Allah'ım. Hadi Sude, yukarı çıkalım. Allah'ım. Kim bu Valide? Abla, Valide öğretmeni arayacağım dedi. Evet ya. Ha? Ne? Ya benim odama mı arıyorsun? Arkadanlar arıyorum. Bu ne? Bunlar nasıl geldi? Nasıl geldi? Sude, bu ne? Ya nasıl olabilir ya? Sude, Salih ablanın yaptığı doğru mu? Olabilir. Valide öğretmen bizden önce çağırdı mı? Evet, olamaz. Abi belki şu anda evin içindedir. Bizi Valide öğretmen nerede o zaman? Belki buraya bir şey, dolaplar mı açık? Baksana. Dolapları da kurcalamış. Bu hafta sınav haftası. Sizi mahvedeceğim. Yemeğini yakacağım. Sınava hazır mısınız? Hayır. Herkes yerlerine otursun. Sınav yapacağım. Herkes yerlerine geçsin. Hadi. Çabuk herkes yerlerine geçsin. Diyorsun sen çocuk. Hocam siz geçen sene de geldiniz. Gidin de baş körtmen gelsin sizin önünüze. Evet hocam, ben size kulaklarını çekiyorsunuz. Hocam. Bir şey diyebilir miyim? Lütfen. Hocam daha kendi kulağım yok ya. Geçen geldiniz, benim kulaklarımı çektiniz. Kulaklarımda hala morluklar var. Neden tekrar sizi yerdiniz? Başka özel öğretmenler yok mu? Bundan sonra kulak çekmek yok. Ama bundan sonra... Sen daha kötü bir üstünü getirmişsin. Kulak çekmek daha iyi. Bunu bırak. Bilemediği zaman nak yapacağım size. Yandınız. Şimdi ilk sorumuzu tahtaya yazıyorum, dikkatlice dinleyin, tamam mı? Tamam hocam. Evet, şimdi soruları yazacağım. Bunları boş kağıda yazacaksınız. Bakalım dersiniz nasıl yapacaksınız? Çok güler Valide hocam. Evet, ilk soruya hazır mısınız? 8 çarpı 12 eksi 8.5 işlemin sonucu nedir? 2 çarpı 12. Size kolaylık olsun diye seçenekleri de verdim. A mı, B mi, C mi, D mi? Boş kağıtta cetvel gelir. Süre bitti. Göster. Göster. Hangisi? B. B mi? Evet. Hepsini yazdın onu. Yanlış. A şıkkı. Bakayım. A şıkkı. Seninki? B şıkkı. Çünkü ben parantez B şıkkı. Seninki? A şıkkı. Aha, Yunus ve Polat. Ama hocam orada parantez yoktu ki. Gelin buraya. Gel buraya. Doğru değil mi? Gel buraya. Sen nasıl bilemezsin? Aç elini. Aç. Dinaç. Valide hocadan kaçamazsın. Geç yerine. 0. Bana vurmayacaksınız değil mi Valide hocam? Aç elini. Sen de yanlış yaptın. Geç yerine 0. 3 tane çocuğa aferin. Aferin,
Aferin. Baldo Hoca sizi sevdi. İkinci soruya geçelim mi? Geçelim. Turdenaz, Enes ve Ufuk. Aferin size çocuklar. Teşekkürler Baldo Hoca. İkinci soruya geçelim mi? Evet. Siz Baldo Hoca'yı sevmiyorsunuz ama Baldo Hoca sizi sınavlardan iyi aldıracak. Evet hocam. İnşallah Baldo Hoca. Haydi bakalım geçiyoruz. Baldo Hoca şimdi size İngilizce sorusuyla geldi. Gece dersiniz nasıl? Valla ben hep 0 alıyorum. Sen? Benimki 20-30 civarı. Sen? 20. Soru İngilizcen nasıl? Çok güzel. O zaman çok kolay bir soru soruyorum. Sorunuz burada. I am trained working stop on. Boşluk bırakılan yere hangisi gelir? Work, run, relax, jump. Ben bilmem. Ben bilmem. Tuvalete yok, gitmek yok, altına işin. Çocuk musunuz siz? 6. sınıf öğrencisiniz. Yok altıma işeceğim, yok su içeceğim. Yok. Herkes soru yapsın çabuk. Herkes yapsın çabuk. Sinirlendirmeyin beni. Bence kırıncı çoğuladı. Sizi bilin sizi. Hadi bakalım. Bir tane sallayın. Sallayın olacak, sallayın. Evet Polat. Cevabın nedir? Relax. Relax. Run. Evet. Work. Evet. Work. Evet. Relax. Oh my god. Üçünüz gelin buraya. Polat sana helal olsun. Helal olsun Polat'ı tebrik ediyorum. Enes seni de tekrar ediyorum. Cevap relax'tı. Sude, Yunus ve Ufuk. Gelin buraya. Hani senin İngilizcen iyiydi? Ha? Aç hadi. Aç, 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 aç. Seni bir de seni. Gel buraya. Gel Ufuk. Hocam, geçenki sene. Kulak mı istersin, el mi? El. Seni. Aç, aç. Nasıl bilemezsiniz? Yeniden. Gel buraya sarı çocuk. Gel buraya sarı. Senin yüzünden ceza yedik. Senin yüzünden yedik asıl. Şaptırık. Gel buraya. Bırak ondan. Aç. Bir daha yapmayacağım. Yanlış yapmadım. Yanlış yapmayacaktım. Yanlış yaptım. Yeri yerine. Yapacağım. Evet. Şimdi yeni sorumuz geliyor. Aç, tok, yüksek, alçak, uzun, kısa, kaygı, tasa, anlam ilişkisi bakımından hangisi diğerlerinden farklıdır? 10 saniye süreniz var. Nerede? 10 saniye süreniz var. Deseler. 10 saniye süreniz var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Polat söyle. Kaç? Kayaç taşa 4. Kaç? Dördüncüsü. Senin? 4. Kaygı taşa. Senin? Benimkisi de 4 çünkü orada eş anlamlı kullanılmış. Dördüncü. Aha. Helal olsun size. Aferin. Gözüme girdiniz. Devam ediyoruz bakalım. Biraz hayat belgesi dersi soralım bakalım. Erkek kardeşine, annenizin erkek kardeşine ne deriz? Eşek oğlu eşek. Sen manyak mısın? Ben cidden yiyecek miyim? Sen yandın oğlum. Sen yandın. Senin kafana yok. Eşek olan şekli mi? Söyle Sude. Bunlar söyleyecek. Hayır Sude sen söyleyeceksin. Annenin erkek kardeşine ne denir? Dayı. 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 Her türlü. Sen yandın. Dayı mıydı? Eşeğin sıfası. Hoca seni yaktı. Baldo hocam. Baldo hoca seni yaktı. Baldo hocam benim farklarımı çekmemizi istiyorum. Baldo hoca seni yaktı. Baldo hoca. Baldo hoca. Aç elini. Hayır ya. Hocam neden vurdunuz ya? Çünkü sen eşi olacak dedin. Eşi olacak. Annene kızarsın. Eşi olacak mı dedin? Kim öğretti sana bunu? Hocam geç yerine. Geç yerine. Hadi bakalım. Ben de hocam bir şey diyebilirim. Gelsin bakalım sorular. Bir şey diyebilirim. Son aşamaya geldik. Din kültürü sorusu. Bu sefer oyunu eğlenceli. En hızlı cevap veren. Ağzından kelimeyi çıkan kazanır. En son kalan elenir. Dayağı yer. Allah'ın peygamberlerine mesaj iletmek için görevlendirilen melek hangisidir? Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil. Cebrail. Sen hiç cevap veremedin. Fındık faresi yandın sen. Evet. Hocam ben bir yeni şey soru geliyor. Bir şey demek. Yeni soru geliyor. Allah'ın kıyameti kopmakla görevlendirdiği melek hangisidir? Azrail. Azrail. Azrail.
Hepiniz yandınız. Oo, hepinizin birer dayağı var. Azrail seni canım. Senin iki dayağın var. Neydi ya bunun adı? Ya bir şey vardı ya. Sus, geliyor. Yaprak. Sözlükte haberci, elçi anlamına gelen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Allah, cin, cin, melek, şeytan, insan. Cin. Yazıklar olsun. Şeytan. Yazıklar olsun. Melek. Melek de ama geç kaldınız. Üçer dayağınız oldu. Ben de hocam bir şey diyeyim ya. Baba. Söyle sarı kafa. Dahil hoca, şeytan dök şunu al kafana. Dahil hoca yaktı sizi. Her insan vefat edip kabre konulduğunda delerek onu din ve inancını sorgulayan melek. Azrail, Mikail, Kiramen, Kitabın, Münker, Nekir. Mikail. Hocam Azrail dedi. Münker, Nekir de. Yeni soru geliyor. Her insanın sağında ve solunda bütün söz ve davranışları yazıp kaydeden melek. Şerefli yazıcı meleklerin ismi. Melek. Meleklerin kötü ismi. Melek. Seçenekleri okuyacağım, bekleyin. Münker Nekir, Kremen Katibin, Hazreti Mikail, Hafaza. Hafaza. Hepiniz yandınız. Aşıkı. Dinden çok kötüsünüz. Ci. Kremen Katibin. Bunu da bilemezsiniz, feci dayak yiyecek. Aşağıdaki verilenlerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden değildir? Nurdan yaratılmışlardır. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Sen bittin oğlum. Evet. Yanlış. Yanlış. Peygamberlere vahiy getirirler. Doğru. Allah'ın emrinden çıkmazlar. Doğru. Çok hızlı varlıklardır. Yanlış. Peygamberlere vahiy getirenler yanlış. Siz hepiniz. Seni yaptık aslında. Ben yanlış dedim. Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almak için önemli olan melek. Azrail. Ben de Cibrail. Hocam uyalan. Hocam ben de. Sen ilk söyleyendi. Ses olun. Sizi affetme şansım var. Kabul ediyor musunuz? Evet. Bir mi? İkinci bitirin affedeceğim. Aynı anda bitirirseniz hepinizi affedeceğim. En hızlı çözen, en hızlı bitiren, en hızlı toplayan onu affedeceğim. Hepinizin beşer tane dayağı var. Sude'nin dört tane. Yoksa da hepten kutu oynayacaksın. Herkes kağıtlarını alsın. Kalemlerini hazırlayın. Ben 28, 135, 85, 19, 1. İlk önce toplayan. İlk önce bunu toplayan. 85 mi? İlk önce bunu komple toplayan dayaktan kurtulacak. İlk önce toplayan. Sizi izleyenler sizden önce topladı bile. Sonucu çıkarttı bile sizi izleyen. Evet, Sude'nin sonuç. 1370. Kaç? 1370. 1370. 1243. 1270. 1266. 1270. Sen zaten yapamamış. Yemin ederim. Orası boştu. Kur'an çarpsın. O Kur'an seni çarpacak. Sen yapamadın. Kur'an çarpacak seni. Yapma. Sen yapamamıştın. Sude de yanlış yaptı. Sen de yanlış yaptın. Enes doğru yaptı. Neden? Neden? Evet. Enes ve Enes kazandı. Sude Naz ve Ufuk. Ben de benim cetvelim. Bir kez dayak yiyorlar ve bir dahakine daha çok çalışsın diye. Gelin bakalım buraya. Üçünüz de buraya gelin. Siz nasıl yapamazsınız? Din dersiniz çok kötü. Matematik biraz iyi. İngilizce de çok kötü. Benim mi diyeceğim kötü? Senin daha beter. Aç elini. Aç. Hocam ben İngilizce'ye doğru vermedim. Sen terk et bu sınıfı. Bırak neler? İstemiyorum seni. Sen? Senin İngilizcen iyiydi. Aç elini. Aç. Sen de terk et sınıfı. Hocam. Tatiş. Gel buraya. Aç elini. Sen. Sen. Hiç terk etmedin değil mi? Evet. Bütün soruları bildin mi? Evet. Bunu neden bilemedin? Ama akıllı çocuksun. Seni sınıf başkanı yapmıştım. Terk et. Sınıfın en yaramazı. Bir şey diyeceğim. Sınıfın en yaramazı. Bir şey diyeceğim. Yettin. Seni artık ben ne yapacağım? Bir şey diyeceğim. Dövmekten bıktım ben. Bir dakika. Tatil boyunca Fenomen Ailesi'ni izledim. Ve kanalına abone oldum. O yüzden ondan çok mutluyum ve ders çalışmadım. Haydi hocayı.
dinlemedin. Baldo Hoca en iyi hocadır. En iyi matematik hocam. Tekrar geleceğim. Her an sizin eve de gelebilirim. Baldo Hoca'yı çağırın, size öğretsin. Baldo Hoca!